Saçımı da şöyle yapsam mı dedim ama burada da şu benim sinirimi bozuyor. Böyle mi kalsın? Kesin ben buna takılırım. Şöyle yapayım. Biraz mutlu oldum. Joy gel yanıma aşkım gel. Aloha. Son zamanlarda San Francisco'ya bir seyahatim oldu ve uzun zamandır yani en azından bir 5-6 yıldır gitmemiştim. Zaten en son San Francisco'ya ben ne zaman gittim inanın onu hatırlamıyorum. Sizler yoktunuz, bir kanalım yoktu ondan eminim. Galiba 2016 ya da 17 olabilir. Hani en iyi ihtimalle diye düşünüyorum ama inanın böyle %100 emin olamıyorum. Şimdi San Francisco'ya dair daha doğrusu bilmeniz gerekenleri bu videoda sizlerle paylaşayım istedim. Çünkü özellikle bu 2008-2009 yıllarında böyle de hep yıl belirtiyorum ama neyse ben de böyle izlerken hani yıl bilmek hoşuma gidiyor. Böyle bir güven veriyor. O zamanlarda ben işte Los Angeles'ta böyle 1,5 sene kadar kalıp üniversiteyi okuyordum. Sonra bir sürü şeyler girdi araya. Onları anlatmayayım da hani uzamasın. O zamanlarda hep böyle Los Angeles bölgesini yani Güney Kaliforniya'yı çok sevmemiştim. Alışamamıştım. Yani bana tabii ki oradaki bazı kumsallar çok güzel. Ama hani genel itibariyle Kuzey Kaliforniya'ya daha önceden gitmiştim. Hatta beni annem, anneannem, işte dayım, dedem gelememişti bir pasaporttan dolayı. Hani pasaport değil, vizesini alamadığı için. Neyse ben hani üniversiteye başlamadan önce biz böyle bir Kaliforniya turu yapmıştık. O yüzden Kuzey Kaliforniya'yı görmüştüm ve çok sevmiştim. Yani San Francisco'ya aşık olmuştum. İlk gittiğimde sanıyorum o ilk gidişimdi. Acaba ondan önce gittim ama sanmıyorum. Neyse bu sebepten mütevellit arkadaşlar ben böyle hep hafta sonları ya da 3 gün aram olduğunda mesela üniversiteden hep hani San Francisco'ya gidiyordum. Bir de o dönemlerde Greyhound diye böyle bir otobüs vardı yani böyle Greyhound markasıydı. O zamanlarda 1 dolardı Los Angeles'tan işte San Francisco'ya gitmek ve ben geceden biniyordum hani derslerim bitiyordu. Gece binip sabah orada oluyordum. Hani ve o kadar ucuzdu ki hani 1 dolar dediğiniz neydi yani hala öyle. Hani gerçi şu anda bayağı arttı da o zamanlarda böyle kolaylıkla gidiyordum. Ve o kadar çok gittim ki yani herhalde bu 1,5 senede ben 6-7 kez gitmişimdir diye düşünüyorum. Yani 2 gün, 3 gün hani maksimum 4 gün kalıp böyle dönüyordum. Ve çok da keyif aldım. Şimdi bunu özellikle anlattım. Hani San Francisco çünkü ilk gidişim değil. Ve de pandemide zaten hiç gitmedim. Dediğim gibi 2016 ya da 2017 idi en son gidişim. Ama o zamanlardan bu zamana da çok değiştiğini, çok farklılaştığını da görüyorum. O yüzden böyle bunları da bir sizinle paylaşmak istedim. San Francisco'ya dair bilmeniz gerekenler demişken, öncelikle benim için önceliği olan bazı konulardan bahsedeceğim. Sonra yine böyle orada gezerken de hani oradayken de böyle notlar aldım. Onlardan da bahsedeceğim. Ben San Francisco'ya gitmeden önce neleri bilmek isterdim? Biraz bu açıdan da düşündüm. Sizinle bütün böyle aklımdakileri paylaşacağım. Öncelikle San Francisco nasıl bir şehir? Kardelen diye sorarsanız bence İstanbul'a biraz benziyor. Yani bu Golden Gate Köprüsü'nden dolayı sadece demiyorum. Tabii ki San Francisco hiç düz değil arkadaşlar. Yani böyle inanılmaz yokuşlar var. Belki filmlerden falan hatırlarsınız ya da hani San Francisco ile ilgili bilmiyorum. YouTube'da çok fazla içerik var mı ama eminim vardır. Çok yokuşlu. Bu arada zaten bunu söylüyorum. Bu videoyu izlemeden önce büyük ihtimalle San Francisco Vlog yayında olacaktır kanalda. Onu da yani ilk onu izleyin sonra bu videoya gelin. İsterseniz seçim size kalmış ya da bunu izledikten sonra o vlogu yani kendi çektiğim vlogumu oradayken sizlerle böyle sizleri de yanıma aldığım seyahatimdeki vlogu izlemek isterseniz orada da böyle çünkü yokuşları falan da çektim size. Özellikle bazı yokuşlar inanılmaz hani arabalar buradan nasıl çıkıyor nasıl iniyor dediğiniz yokuşlar var. O açıdan değil ama genel olarak ben böyle hani biraz benzerlik gördüm. Hani %50 diyeyim size. Hani kendim tabii ki de evimde hissetmiyorum ya da İstanbul'daymış gibi tabii ki de hissetmiyorum. Ama böyle biraz bana İstanbul'da çağrıştırdı. Bunun yanı sıra hani her milletten genellikle insanlar var. Yani çok göç alan bir şehir onu söyleyebilirim. Çok renkli. Ve zaten hani Kaliforniya'da birçok konuda yasal yani LGBTİ bireylere mesela
yani çok haklar sunuluyor. Zaten evlilik de yasal. Birçok konuda yani çok açıklar açıkçası, açık görüşlüler. Bunun yanı sıra çok renkli bir şehir. Kahve konusunda çok iddialılar. Ben mesela Amerika öyle hiçbir zaman hani aman Amerika'da yaşayayım işte Amerika şöyle böyle hani benim hani çok eskiden özellikle bir 10 sene önce 15 sene önce belki hatırlayanlarınız vardır ya da benim de yaşıtsanız hani böyle bir Amerika hayali vardı. Hatta benden de önce hani çok eskiden böyle herkes Amerika'ya giderse zengin olacağına falan inanırdı. Ben de herhalde hani dizilerden, filmlerden hep böyle Amerika benim gözümde büyüttüğüm bir yerdi. Ama hiçbir zaman böyle orada yaşayayım duygusu olmadı. Ta ki San Francisco'ya gidene kadar. Orada bu arada okuma sebebim de sörfçü olmak istememdi. Onu da paylaşayım sizlerle. Yani San Francisco'nun yeri bende çok ayrı. Bunun gibi Seattle'ı çok seviyorum, Washington eyaletine bağlı olan. Ama hani San Francisco benim Amerika'da yaşayacak olsam ilk yaşayacağım şehirlerden, yani ilk yaşayacağım şehir, onu net söyleyebilirim. Şimdi bunun yanı sıra işte Cardellano oraya gittik ne kadar zaman gerekiyor genel olarak San Francisco'yu gezmek için derseniz. Minimum bence bir hafta ayırın derim. Zaten hani sadece San Francisco'ya giderseniz çok uzun bir yolculuk olacak. O yolculuktan dolayı da bir hafta ayırın derim. Zamanınız varsa 2 hafta ayırın derim. Hatta daha da zamanınız varsa yani bütün Kaliforniya'yı dolaşabilirsiniz bir araba kiralayıp. Yalnız şunu söylemem iyi olur. Bana da bu söylendi ve eskiden böyle bir şey hiç duymamıştım. Houston'dayken özellikle. Bu arada ben eğitime gittim Houston'a. Hazır Houston'a gitmişken San Francisco'ya da yıllardır gitmedim diye böyle makul fiyatlı bir uçak bileti bulup gittim. Şunu söyleyeceğim. Yani araba kiralamayın San Francisco'da diyorlar. Çünkü geceleri çok fazla hırsızlık oluyor ve içinde özellikle değerli eşyalarınızı bırakırsanız hani pandemiden sonra bu kötüleşmiş. Çünkü çok evsiz yaşayan nüfusu artmış denildi bana ve bu bence de öyle. Eskiden bu kadar evsiz nüfusu yoktu ve bu gidişimde yani sokaklarda çok fazla gördüm. Hatta devlet bakmıyor mu hani destek olmuyor mu diye de birkaç kişiyle öyle konuştuğumda sordum. Genelde destek oluyorlar ama sokakta yaşamayı seçenler hani evsiz olmayı seçenler bu şekilde yaşamayı seçiyor. Kendi seçimleri denildi bana. Tabii ki de iç yüzünü bilemiyorum. Yani bilenleriniz varsa yorumlarda paylaşabilir. Belki orada uzun seneler yaşayanlarınız ya da çok yakını olanlar, bunu gerçekten bilen arkadaşlarımız varsa. Şunu diyordum. Eğer ki giderseniz, araba da kiralarsanız hani dikkatli olun. Değerli eşyalarınızı bırakmayın. Yani bana bu söylendi. O yüzden paylaşmak istedim. Bunun yanı sıra ne yapalım orada? Ya da neler yapılır? Çok fazla aktivite var. Yani hani bunu tabii ki ben size böyle hani Google'a yazdığınızda çıkan şeyleri paylaşmak istemiyorum burada. İşte şuraya gidin, buraya gidin değil. Çünkü tamamen kendi zevkinize göre. Ama ben gittiğimde Alcatraz'a mesela hiç gidemedim. Böyle ona fırsatım olmadı açıkçası. Hani hep bir gideyim dedim. Alcatraz eski hapishane ve oraya işte zindan edilmişti zamanında birçok mahkum. Uzun süredir de insanlar ziyaret edebiliyor. Hani müze haline getirildi. Ben de işte orayı dediğim gibi uzun zamandır seyahat etmek isteyip hep rezervasyon alamadım. Yani yer bulamadığım için gidemedim. Son gidişimde de öyle oldu. Tabii belki birkaç hafta önceden hani rezervasyon yapsam yer bulurdum. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Eğer gitmeyi düşünüyorsanız hani uçak bileti aldığınız gibi bence Alcatraz için de rezervasyon yapın. Bu arada şunu da söylemek istiyorum hani internete yazdığınızda online Alcatraz Booking gibi mesela arattığınızda güvenmediğiniz sitelerden bence bilet almayın. Ben yapmıyorum bunu. Hani bunu böyle parantez içinde söyleyeyim. Alcatraz'ın kendi sitesinden almanız çok daha sağlıklı. Yani riske girmemekte fayda var. Tabii ki de günün sonunda seçim size ait. Bunun yanı sıra ben vlogda zaten sizlerle paylaştım. Balinaları izledim. Yani vahşi doğada kendi doğalarında balina turu aldım. Yani baya böyle onların Pier 39 diye böyle Pier 39 yazan iskeleleri var diyeyim. Hani iskele 39 oluyor. Orada böyle zaten deniz aslanlarını da gördüm ve hani şey hayvanat bahçesi falan değil hiçbir şekilde arkadaşlar. Balinaları da kendi hani böyle yarım saat 45 dakika falan gittik. Hani doğalarında böyle uzaktan gözlemledik. Tabii ki de böyle çok yakından göremedik ama ve de o gün çok sisliydi hava. Bu da yapabileceğiniz aktivitelerden biri.
Ya bunun yanı sıra birçok aktivite var. Yani gerçekten kahve seviyorsanız kahve içebileceğiniz çok seçenek var. Ben coffee shop'lara gittim, zaten vlog'dan göreceksiniz. Onun yanı sıra yemeği seviyorsanız çok farklı kültürlerin farklı restoranları var. Çok güzel aşçılar var ve menüler sunuluyor size. Bunu biliyorum. Bunun yanı sıra şöyle bir noktası var. San Francisco Amerika'daki en pahalı şehirlerden biriymiş. Hatta böyle kafede falan otururken böyle birkaç kişiyle konuştum. Bir barista bir arkadaşımız vardı. Onunla sohbet ettim böyle. Çok tatlı bir kızdı Los Angeles tarafında. Neyse, o böyle uzun zamandır San Francisco'da yaşıyormuş. En pahalı şehir diyemem dedi. Hani Manhattan Amerika'daki en pahalı şehir. Ama ilk üç, yani ikinci ya da üçüncüdür dedi. Ve gerçekten ben eskiden gittiğimde zaten dolar da hani Türk TL bazında bu kadar değer kaybetmemişti. Hem ondan dolayı hem de inanılmaz artmış. Yani sanıyorum pandemiden sonra fiyatlar orada da almış başını gitmiş. O yüzden ekonomik olarak biraz böyle hani ekstra biriktirip ya da ekstra yanınıza ya da kredi kartınıza artık nasıl gidiyorsanız birikim yapıp gitmenizde fayda var diye düşünüyorum. İnternet konusuna gelecek olursak genel olarak ben yani Turkcell çok çalışmadı. Hatta Turkcell'den ben hiç memnun değilim. Bu arada Vodafone'da olan ya da başka var mı hani memnun olanlar var mı? Ya da Turkcell'den benim gibi mağdur olanlarınız var mı? Yani ben yurt dışına açık ve genelde bu sorunu yaşıyorum birkaç zamandır böyle hep yurt dışına gittiğimde. Dolayısıyla da yani internet bir şekilde bağlanmadı. Orada 30 günlük 20 dolar ödeyerek Wi-Fi satın alıyorsunuz. O da tabii her yerde çekmiyor. Belli başlı yerlerde çekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki de zaten gittiğiniz kafelerde falan hani hepsinde değil ama genel olarak Wi-Fi hizmeti var, sunuluyor. Ama böyle oturmanızı istemiyorlarsa orada çok uzun süre Wi-Fi'yi tabii ki, yani Türkiye'de de öyle bence. Gerçi Türkiye'de yine kapatmıyorlar da orada kapatıyorlar. Nasıl seyahat edebilirim? Yani bir yerden bir yere orada nasıl gidebilirim? Taksiyle mi, otobüsle mi diye soracak olursanız da ben genel olarak Uber'i kullandım ya da Lyft diye bir uygulama var. Onu da kullanabilirsiniz. Tabii ki de ucuz değil. Yani zaten dolar TL olarak hiç düşünmeyin. Yoksa gerçekten böyle sinirleriniz bozulabilir. Ben böyle tamam diyorum. Yani daha da zengin olmak için, daha da böyle bolluk bereket içinde yaşamak için, yani neler mümkün, yani böyle istediğimizi alabilmemiz için ya da yani en azından rahat yaşayabilmemiz için, her alanda hani seyahat edebilmemiz için rahat bir şekilde neler mümkün arkadaşlar. O yüzden yani diyeceğim o ki TL bazında düşünmeyin. Ben gerçekten rahatsız oluyorum öyle düşündüğümde yurt dışındayken. Ben genelde Uber'le gittim ama aynı zamanda otobüsler de tabii ki var. Aynı tramvaylar var ama tramvaylar her yere gidiyor mu? Onu iyice araştırmanız lazım ve benim tek başıma seyahat ediyorsam yön duygum felaket olduğu için genelde kayboluyorum. Aslında kaybolmayı da çok seviyorum. Hani farklı farklı yerler keşfediyorum ama kısıtlı bir zamanım olduğu için ve daha önceden de biz tramvayla birçok yere böyle gitmiştik hani San Francisco içinde. Gayet de güzeldi, yani rahattı o seyahatlerde. Bilet önceden alıyorsunuz diye hatırlıyorum. Ama Uber yani en rahatı. Taksiler de var bu arada, gördüm ama nereden çağrılıyor ondan emin değilim. Bir de o daha pahalı olabilir. Size biraz havadan bahsedecek olursam da ben Ağustos başı gittim. 14-15 derece civarıydı ama hani böyle ılık da değildi. Zaten genel olarak akşam 5-5.30-6 gibi bayağı serin oluyor. Ve hani okyanusa da yakın olduğu için oradan böyle bayağı rüzgar geliyor. Yani San Francisco rüzgar alan bir şehir. Zaman zaman da çok sisli olabiliyor bu arada. Onda da bilginiz olsun. O yüzden hani ne zaman giderseniz gidin bence yine de kalın giysiler alın. Hani değişik zamanlarda ben gittim ama hiçbir zaman böyle inanılmaz sıcaktı San Francisco dediğimi de hatırlamıyorum açıkçası. Bunun yanı sıra hala maske takanlar var. Bunu da not aldığım için sizlerle paylaşayım dedim. Hatta hani zorunlu değil herhalde diye böyle birine sormuştum. O da yok dedi, hani istersek takıyoruz, seçim bize ait demişti birisi. Çok evsiz var, bundan bahsettim. Benim kaldığım Airbnb evinde kaldım ben. Haight and Ashbury. Orada 16 farklı bölge varmış arkadaşlar. Bunu da konuştuğum birinden öğrendim San Francisco'da. Benim kaldığım bölge Haight and Ashbury bölgesiydi. En turistik yerlerden de biri ve benim en sevdiğim bölgelerden biri.
Bir de aklıma şu geldi, hani orada nereden marketten bir şeyler alabiliriz, hani önereceğim bir yer var mı diye sorarsanız da Whole Foods'lar var ve o Whole Food marketler benim en sevdiğim yerler. Hatta şey aldım, yani konudan konuya atlayacağım ama böyle az atık çıkarmak ya da sıfır atık çıkarmak benim çok hoşuma gidiyor. Mesela deterjanlar da sonuçta hani plastik ya, deterjanı koydukları şey plastik olduğu için orada mesela böyle kağıt 50 tane, 50 kullanımlık kağıt çamaşır deterjanı yapmışlar. Böyle anlatayım size. Onun fotoğrafını hatta şuraya bir yerlere koyarım. Onu da böyle işte kıyafetlerinizi yıkarken hani bir kağıt alıyorsunuz, atıyorsunuz. Hani gayet temizliyor ve çok da güzel kokuyor. İki kere yıkadım ben eve gelince zaten, hani iki kere atmak durumunda kaldım işte. Yani bir kere yıkadım da iki posta yıkadım, öyle anlatayım size. Çok iyi temizledi. O yüzden o Whole Foods'da genel olarak hani sıfır atığa da önem verilen bir market. Ben oraya gitmeyi çok çok seviyorum. Gezilecek de çok yer var. Yani oraya hiç girmiyorum. Birçok yeri gezebilirsiniz. Genel olarak zaten böyle turistik yerlere de gidebilirsiniz. Hani o Pier 39 denilen o bölge en turistik yerlerinden biri. Ama ondan sonra işte böyle sol taraftan böyle o hani İskelenin böyle sonuna doğru yürüdüğünüzde soldan böyle bir cadde çıkar. Öyle tarif edeyim. Oradan yürüdüğünüzde de keşfedeceğiniz çok yerler var. Çok güzel mağazalar da var açıkçası arkadaşlar. Hani vlogda zaten böyle birkaçını paylaşmış olabilirim sizinle. Çok böyle değişik çantalar, aksesuarlar falan satan mağazalar da gördüm. Ama işte pahalıydı. Yani neler mümkün diyorum. Bunun yanı sıra nerede kalınır diye sorarsanız ben Airbnb evlerinde kalmayı tercih ediyorum ama otel seviyorsanız ya da tabii ki de bir arkadaşınız varsa ya da arkadaşınızın arkadaşı vardır falan, onlara da göz atmakta fayda var ama ben otelden ziyade özellikle biraz da böyle bildiğim bir şehirse her zaman Airbnb'de kalmayı tercih ederim. Bu gidişimde bir de ev olarak kiralamadım, oda olarak kiraladım. Çok da memnun kaldım. Bana da bu arada soruyorsunuz hani eğer nerede kaldım, ben de gitmeyi düşünüyorum, bana da söyler misin hani kaldığın yeri Kardelen derseniz Instagram'dan yazın arkadaşlar, ben oradan sizinle kaldığım yeri paylaşırım. Bunun yanı sıra çok hayvansever var San Francisco'da genel olarak ve şu beni çok şaşırttı, neredeyse herkesin köpeği vardı. Bence herkesin köpeği olamaz yani, hani tabii ki de çok güzel, ben zaten çok hayvan severim, bayılıyorum yani hayvanlara. Ama evlerde de yani böyle evlerin önünden geçerken birçok evin camında daha doğrusu kediler de gördüm. Hani eve sordum. Genel olarak San Francisco'dakiler, yani San Francisco'da yaşayanlar çok galiba hayvansever değil mi diye böyle birkaç kişiyle konuştum. Herkes çok sever burada dediler. Herkesin köpeği var falan dedi birkaç kişi. Ama şu var. Köpeklerinin arkasından köpeklerinin dışkısını alıyorlar. Öyle bırakmıyorlar. Buradan da duyurulur. Kamu spotu, köpek gezdiriyorsanız, köpeğinizi gezdiriyorsanız lütfen böyle yanınıza bir poşet alın ve ondan sonrasında alın o dışkısını arkadaşlar. Çünkü gerçekten hoş olmuyor. Bir de şu beni çok şaşırttı. Yani bayağı güzel bir tesadüf oldu. Hani her yerde Uber kullanıyorum dedim ya size genelde bir yerden bir yere giderken. Bir gün böyle kadın bir Türk arkadaşımız geldi ve onunla da bayağı sohbet ettik. Hatta hani gideceğim yere vardım. Orada da bir böyle 5-10 dakika durduk, sohbet ettik. Ona çok sorular sordum işte. Ne zamandır buradasın? San Francisco'yu seviyor musun? Nasıl falan diye. Kendisi yanılmıyorsam 4 senedir orada olduğunu söyledi ve burada çok iş imkanı var dedi. Yani hani birçok iş yaparak gayet iyi kazanabilirsiniz dedi. Sadece havadan dolayı çok mutlu değildi. Yani çok sisli olabiliyor ve soğuk olabiliyor dedi. Bu arada Seattle'dan da şey hatırlıyorum. Tabii San Francisco ile Seattle aynı değil ama mesela Mayıs-Ekim arası Seattle çok iyiydi. Ama Ekim'den Mayıs'a kadar böyle bayağı kapalı oluyordu. Yani ben seviyorum. Hani Londra'da da genelde hava kapalı olur ama ben seviyorum kapalı havaları ve o kadar kapalı, Ağustos ayıydı gerçi ben gittiğimde de. Böyle. Başka size söyleyeceğim eksik kalan bir şey de olursa aklıma sonradan gelen arkadaşlar yorumlar kısmına bakın ya da açıklamalarıma, ya yorumlara ya açıklamalar kısmına yazarım mutlaka. Oradan da bakabilirsiniz. Aynı zamanda siz hiç San Francisco'ya gittiniz mi ya da gitmeyi düşünür müsünüz ya da sizin bir tanıdığınız var mı oralarda ya da gidip gelen böyle sizi anlatan?
Yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşırsanız da çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmak isterseniz Instagram'ı şuraya buraya bir yerlere bırakmış olacağım. Oradan takipte... Ay, mikrofona dokundum. Oradan takipte kalabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda her hafta Cuma günü video geliyor arkadaşlar. Bilenler bilmeyenlere iletebilir. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo. Aynı zamanda bu tarz içerikleri seviyor musunuz? Onu da paylaşırsanız çok sevinirim. Hani böyle gittiğim şehirleri sizlerle böyle bir videoda anlatmam, yani sizlere bir videoda böyle anlatmam hoşunuza gidiyor mu? Onu da merak ediyorum. Umarım izlemekten keyif aldığınız bir video olmuştur. Vlog izlemeyi unutmayın bu arada ya. Vlogla ilgili yorumlarınız, düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yani onun için de keyifli seyirler. Ay yine niye heyecan yapıyorum? Şu kamerayı görünce ne heyecan yapıyorsun ya? Oy üzgün, mutsuz haber. Kahvem bitti. Çıkıp kendime kahve almalıyım. Madem yoğun. Şu anda bunu dert edemem. Tamam. Ay yine heyecan yaptım.